Sıradaki haberle bugünkü ana haberimizi noktalayacağız. İzleyeceğiniz, birazdan izleyeceğiniz haber hepimizin gündemimize alınması, çok konuşmamız gereken, çok tartışmamız gereken bir mesele. Türkiye'nin belki de birçok İslam ülkesinin aslında geleceğini ilgilendiren bir mesele, gençliğe dair mesele. Hazırladığımız özel haberi sizlerle paylaşacağız. Detaylarından kısaca bahsetmek istiyorum onun. Evet, nedir bu gençlik etkinlikleri? Nedir bu gençlik etkinlikleri? Bu soru son zamanların en çok sorulan ve cevabı aranan ve hatta beklenen sorular arasına girdi. Bu soruyu bir kez daha gündeme getiriyoruz. Çünkü bu soruyu bir kez daha gündeme getiren de Batman'daki bir konser oldu. Malum bölge illerinde dönemsel olarak gençlik etkinlikleri veya gençlik şölenleri adı altında tepki çeken organizasyonlar oluyor. Bu konserlerde halkın inanç ve kültürel değerleriyle çatıştığı için tepkileri beraberinde getiriyor. Evet, nedir bu gençlik etkinliklerini sorusuna cevap aramaya çalıştık. O cevap sıradaki haberimizde. Arka taraf, tüm kolları göreyim. Son günlerin en çok konuşulan konusu, özellikle de Doğu ve Güneydoğu illerinde valilik ve belediyeler eliyle gerçekleştirilen gençlik etkinlikleri oldu. Aslında son birkaç yıldır rutin hale getirilen etkinlikler demek belki de daha doğru olacaktır. Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Gaziantep gibi bölge illerinde gençlerin manevi hayatını, düşünsel ilerleyişini kültürel emperyalizme kurban edecek eğlence programları dönemsel olarak düzenleniyor. Peki bu etkinliklerin içeriğinde ne var ve neden tartışma konusu oluyor? Gençlik şölenleri olarak da tertiplenen etkinliklerde daha çok konser organizasyonları yapılıyor. Türkiye'de en uç yaşam tarzına sahip şarkıcıların boy gösterdiği programlarda gençlere en doruktaki eğlence kültürü empoze ediliyor. Konserlerde sahne alan şarkıcılar aynı zamanda gençlere rol model olarak da sunulmuş oluyor. Absürt şarkı sözleri, adrenalini artırıcı yüksek dozdaki müzikle gençler kendinden geçiyor. Gençleri uyuşturan, manevi olarak erozyona uğratan, düşünsel olarak körleştiren ve eğlence kültürünün bağımlısı yapan etkinlikler toplumun birçok kesimi tarafından eleştiri konusu oluyor. Nedir bu gençlik etkinlikleri sorusunu tekrar gündeme getirense son olarak Batman Petrol Spor'un şampiyonluğu vasıta takılınarak düzenlenen ve öncesinde Batman halkının yoğun tepkisini çeken Hande Yener konseriydi. Peki kimdi bu şarkıcı? Hande Yener, Kaos GL isimli sapkın grubun düzenlediği Türkiye'nin Gay İkonu anketinin açık ara birincisi olmuştu. Yener de bu durumu verdiği bir röportajda memnuniyetle kabullenmiş ve sahiplenmişti. Kendimi çok iyi hissediyorum, enerjim artıyor. Böyle bir kitlenin beni bu kadar özel hissettirmesi aramızdaki bağı güçlendiriyor diyerek cinsel sapkınları sahiplenen bu şarkıcı, valilik ve belediye organizasyonuyla Batman'a getirilmişti. Hande Yener isimli şarkıcı çok defa sapkın grupların etkinlikleri için de destek mesajları vermişti. Özelde Batman'ın genelde ise bölge halkının inanç değerleri ve kültürüyle bağdaşmayan bir yaşantıya sahip birinin sahneye bir rol model gibi çıkarılması tepkileri artırmıştı. Konserin iptal edilmesi için başta Hüdapar olmak üzere ildeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yetkililere çağrı yapmıştı. Daha Ramazan'ın, bayramın manevi iklimi üzerimizdeyken, manevi iklimin gölgesi üzerimizdeyken Batman'a böyle bir şarkıcının getirilip gençliğimizin az buçuk kalan o manevi duyguların hepsini böyle alt üst edip tamamen ifsada koymanın, ifsada boylamanın kimin ne hakkı var? Hangi yöneticinin, hangi işte Petrospor'un hangi yöneticisi buna sahipleniyor? Kurul başkanından tutun diğer bütün yöneticilerine kadar söylüyorum. Mülki abilerimize söylüyorum. Yani hakikaten ailece gidip bu sevinci kutlayabilecek, ön sıralarda ailenizle oturup bu sevinci kutlayabilecek bir şarkıcı mıdır getirebildiğiniz? Yani onu alkış tutabileceğiniz bir şarkıcı mıdır? Yapmayın Allah aşkına. Yazıktır, günahtır. Bu gençlikte ne istiyorsunuz? Yani Batman'ın bu kadar sorunu varken, maddi manevi bu kadar sorunu varken bu mudur sizin öne süreceğiniz çözüm? Bu mudur sizin çözüm öneriniz, çözüm girişiminiz? Saadet Partisi Batman İl Başkanı Mustafa Yıldız da bir de dindar bir nesil yetiştirmek istediğinizi söylüyorsunuz diyerek söz konusu konsere tepki göstermişti. Maalesef son zamanlarda belediyemiz olsun, hükümetimiz olsun
konserler sırf gençlerimizi tahribattan uğratması için her türlü pisliği yapıyorlar. Siz buralara verdiğiniz parayı yetime, fakire, fukaraya, öğrenciye yahut da çiftçiye, mazota verseniz daha iyi olmaz mı? Millet perişan, herkes aciz diyor, siz kalkıp konser veriyorsunuz. Hem de mukaddesatlarımıza aykırı olan şekillerde. Başka bir şey bulamadınız mı? Bir de çıkıp söylüyorsunuz, işte biz dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Hangi dindar nesil? Siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da tepkilerini dile getirmişti. Bu etkinlik ilk defa yapılmıyor. Daha önce Ramazan'da da yapıldı. Pandemi döneminde de benzer etkinlikler yapıldı. Biz o dönemde de bu tür etkinliklere karşıydık. Etkinliğe karşı olmamızın sebebi ne şahıslardır ne makamlardır. Biz bu işin felsefesine, bu işin ruhuna karşıyız. Çünkü bu ruh ne inancımıza, ne kültürümüze, ne aldığımız terbiye, ne aldığımız eğitime uymamaktadır. Kültürel ve manevi yozlaşmadan her oturumda şikayet edilen bir durum iken, günümüzde bu tür organizasyonların neslimizi ve toplumumuzu kültürel olarak asimile ettiğini ve değerlerimizde tahribe yol açtığını bilmeyenimiz yok. Bu tür etkinliklerle yeni nesil manen zehirlenmek suretiyle uyutulmak isteniyor. Asım'ın neslini böyle mi yetiştireceğiz? Batmanlılar, sapkın grupların ikonu haline gelen bir şarkıcının kentte sahne almasına tepki göstermişti. Konser hakkında düşüncem şu, gelecek olan sanatçı ve ondan önce gelen sanatçıları da biz iyi biliyoruz. Bunların hem giyim kuşamları hem yaptığı icraatları hiçbir şekilde uygun değildir. Örf adetlerimize de uygun değildir. Yani Petrospor'un şampiyonluğunu biz canı gönülden tebrik ediyoruz. Biz ki Batman olarak dindar bir halkız. Biz de o kutlamalara gitmeyi istiyoruz. Yalnız bu tür açık saçık insanları getirdiklerinde bizim oraya gitmemiz ister istemez engellenecektir. Batman kesimi dindar ve muhafazakar bir kesim olduğu için böyle bir konseri doğru bulmuyorum. Genç nesil üzerine kötü algılar yaratmaktadır. Bu tür konserler bizim ifadelerimize aykırıdır. Bizim gelenek ve göreneklerimize aykırıdır. Bizim gençlerin ahlaki değerlerine çok çok olumsuz etkiler bırakmaktadır. Tepkilerin odağındaki konser sosyal medyada dahi gündem olmuştu. İnanç değerlerine bağlı olarak bilinen Batman'da yapılmak istenen konserin iptali için Twitter'da açılan "konseri iptal edin" etiketine binlerce kullanıcı tepkisel paylaşımlarda bulunmuştu. Tabii mesele sadece Batman'la sınırlı değil. Daha birçok bölge ilinde benzer programlar düzenleniyor, hatta kimileri artık Ramazan eğlenceleri adı altında yapılıyor. Tıpkı geçtiğimiz Ramazan ayında Gaziantep'te düzenlendiği gibi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri adı altında fonlanan ve halk tarafından Ramazan ayının manevi atmosferine aykırı olan bir konser tertiplendi. Tabii ahlaki yozlaşmaya yol açan bu etkinlikler daha birçok ilde yapıldı. Antalya'da yapılan Ramazan şenliğinde nasıl bir şenlikse sahnede iğrenç görüntüler kayda geçmişti. Kadın şarkıcıların en olmadık kıyafetlerle çıplaklık kültürünü dayatırcasına sahne aldığı bu sözde Ramazan etkinliği Türkiye gündemine girmişti. Evet, bir taraftan dindar nesil retoriği, diğer taraftan ifsad edilen gençlik gerçeği. Bir toplumun, ülkenin, geleceği olan gençliğin dimağına enjekte edilen zehir öyle görünüyor ki pek de görünmüyor. Belki de görülmek istenmiyor. Hassasiyet sahibi kamuoyu, sarhoş, uyuşturulmuş, üretemeyen, varlık nedenini bilmeyen, hassasiyetleri körelmiş, aidiyet hissi dumura uğratılmış bir nesil yetiştirilmesine, hele de devlete bağlı birimlerin burada etkin rol almasına tepki gösteriyor. Toplumun çekirdeği olan ailenin en sinsi projelerle hedef alındığı bir dönemde, medeniyet inşa etme hedefi olan ülke ve devletlerin çocuklar ve gençlere yönelik inanç ve kültürel değerle harmanlanmış projeler üretmesi bekleniyor.